Assalomu alaykum aziz birodarlarim. Videoni keng tarqalishi uchun like bosishni unutmang. Payg'ambarimiz alayhissalom sababchi bo'lgan qilgan bilan barobardir deganlar. Inshaalloh bu sabab siz ham ajrga ega bo'lasiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Namoz o'qib yurish uchun yumshoqqina joyimizdan tashkil topgan islomiy to'plamimiz tayyor bo'ldi. Ushbu to'plamlarimizni eng yaqin insonlaringiz uchun tayyorlab beramiz. Qur'on o'qish uchun oshiq qalblar uchun ham arab variantida ham kiril variantida yozilgan Qur'on kitoblari, toshli padarchni tasbihlari, yuz va qo'l kremlari, mushki ambar, zamzam suv hamda elektron tasbihlardan tashkil topgan ushbu sovg'amiz xohlovchilar uchun Ka'ba shaklidagi maketida Jannatim onam nomli baxmal qutilarida Robbim sizni jannat bilan siylasin yozuvlari ostida namoz o'qishni o'rgatuvchi ajoyib kitoblar qo'shilgan holatda ajoyib o'ramlarga o'ralgan holatda O'zbekiston, Rossiya hamda Qirg'iziston bo'ylab bepul yetkazib berish xizmatini tavsiya qilamiz. Quyidagi nomerlarga Telegram yoki WhatsApp orqali murojaat qiling. Yetkazib berish xizmatlarimiz mutlaqo bepul. Alloh taolo siz bilan bizni mahzun bo'lmaslikka buyuradi. Alloh taolo siz bilan bizni o'ziga tavakkul qilishlikka buyuradi. G'am, qayg'u, huzun insonga nima olib keladi? Alloh taolo siz bilan bizni man qilgan ish, mahzun bo'lma. Hech qachon mahzun bo'lma. Chunki qayg'u seni o'tmishingdan bezovta qilib, kelajakdan xavotirga soladi. Oqibatda bugungi kuningni yo'qotasan. Hech qachon mahzun bo'lma. Chunki qalb qayg'u bilan ovora bo'lib, ruhing so'nib, yuzing nuri ketadi. Orzu-umidlaring yo'q bo'ladi. Ey mo'min banda, mahzun bo'lma. Chunki qayg'u dushmaningni xursand qilib, do'stingni mahzun qiladi. Qayg'u sababli haqiqatlarni ko'ra olmay qolasan. Mahzun bo'lma, chunki qayg'u qazoi qadarga norozilik, ne'matga samonkorlik bo'ladi. Mahzun bo'lma, chunki qayg'u g'am yo'qolgan narsani qaytarmaydi. O'liklarni tiriltirib qadarni qaytarmaydi, foyda keltirmaydi. Mahzun bo'lma, chunki qayg'u shaytondan. Qayg'u faqirlik va umidsizlikdir. Mahzun bo'lma, agar sen faqir bo'lsang umri qarzga botib ketgan kishilar bor. Agar mingan ulog'ing yo'q bo'lsa, oyog'i shol bo'lib qolgan odamlar bor. Mahzun bo'lma. Agar bir farzandingdan ajragan bo'lsang, shunday insonlar borki, bitta baxtsiz hodisa tufayli butun oilasidan mahrum bo'lganlar bor. Mahzun bo'lma. Agar gunohkor bo'lsang, tavba qil. Yomon ish qilgan bo'lsang, istig'for et. Xato qilgan bo'lsang, isloh qil. Allohning rahmati keng, tavba eshiklari ochiqdir. Mahzun bo'lma. Agar g'amga botsang, asablaring taranglashib, vujudingni qiynab tunlarni bedor qilasan. Mahzun bo'lma, chunki qazoi qadar qalami ishini bitirgan, varaqlar qurigan, kitob yopilgan, undan oshiqcha ham kamon bo'lmaydi, mahzun bo'lma. Mahzun bo'lma, qo'lingdan ketgan narsaga g'am chekma. Bittasi ketgan bo'lsa, hali qo'lingda juda ko'p Alloh taolaning ne'matlari bor. Axir Alloh aytmaydimi? Agar Allohning ne'matlarini sanasangizlar, sanoqqa yeta olmaysizlar. Bitta ko'zing o'yilgan bo'lsa, ikkinchisi turibdi. Ikkala ko'zing ketgan bo'lsa, quloqing, oyog'ing turibdi. Bitta ne'matdan mahrum bo'lgan bo'lsang, hali juda ko'p ne'mat bor. Mahzun bo'lma. Hasadgo'y, botil ahllarning tanqidlarga parvo qilma. Chunki ularning so'zlariga sabr qilishda senga ajr mukofot bor. Seni tanqid qilishlari seni qadringni belgilaydi. Axir odamlar o'lik itga so'z otmaylar. Doim istig'forda bo'l. Chunki Parvardigorim tavbalarni qabul qilguchidir. Alloh aytadi istig'for etgan bandalarga. Parvardigoringiz Allohdan mag'firat so'ranglar. Albatta u o'ta mag'firatli bo'lgan zotdir. Shunda ustlaringizga osmondan yomg'ir yog'dirur. Sizlarni moli dunyo, bola chaqa bilan madad berur, hamda sizlarga bog' bo'stonlarni berur. Istig'for etgan bandaning ustidan yomg'ir yog'adi. Bog'irog'i, bola chaqasi, moli dunyosi ko'p bo'ladi. Faqat ishonishlik kerak bunga. Mahzun bo'lma. Kasallik albatta ketadi. Musibatlar albatta ko'tariladi. Gunohlar kechiriladi, qarzlar uziladi, mahbuslar ozod bo'ladi, g'oyiblar, ketganlar albatta qaytib keladi. Osiylar tavba qiladi, albatta yomonlar jazosini oladi. Mahzun bo'lma. Mahzun bo'lma. Modomiki odamlarga yaxshilik qilar ekansan, albatta mushkullaring hal bo'ladi. Chunki odamlarga yaxshilik qilishlik inson o'zining mushkullarini hal bo'lishiga sabab bo'ladi. Mahzun bo'lma. Chunki sen qilgan bitta hasanat uchun 10 dan tortib 700 gacha ajr beriladi. Balki undan ham ko'proq. Lekin qilgan gunohingga bittagina jazo beriladi.
Mahzun bo'lma. Senda eng katta ne'mat bor. Chunki sen tavhid kalimasini aytganlardansan. Ahli qiblasan, musulmonsan, qo'lingni duoga ko'targan kishilardansan. Sen mahzun bo'lma. Mahzun bo'lma, chunki sen hayotning yengil og'ir, issiq sovuq, faqir boy holatida ham foyda ustasan. Rasul aytgan u, mo'minni shi ajablanadi. Qanaqa kun kelmasa uni foydasiga. Yaxshi kun yetsa Allohga shukr qiladi, savob oladi. Mashaqqatli kun kelsa sabr qiladi, yana savob oladi. Bu faqat kimga berilgan? Mahzun bo'lmaydi musulmon odam. Mahzun bo'lma. Axir senda Qur'on bor, zikr, duo bor. Axir senda namoz, amru ma'ruf, sadaqa, boshqa savobli amallar bor. Boshqalarda yo'q bu narsa. Kim xohlarda dunyoda iymoningni berasan, dunyodagi hamma xohlagan narsani beraman desa, qaysi mo'min xohladi shu narsani? Odamlarga zulm qilayotgan, haqlarini yeyotgan, tuhmat qilayotgan, bo'xton qilayotganlar ham o'ladi. Zulm ko'rgan, sabr qilgan, savob umid qilgan kishilar ham o'ladi. Lekin Alloh taolaning huzuriga borganda kim yutuqda bo'ladi? Dunyo hayoti vaqtincha. Ad-dunyo sa'a fajal xato degan Rasululloh. Dunyo bir soatlik umr bor yo'q. Ana shu bir soatni ibodat qilib aylantiringlar degan Rasululloh. Kim o'lmaydi? Kim o'lmaydi? Mahzun bo'lma. Axir qora bulutlarni tarqaganini, qorong'i tunni yorishganini, shamollarni to'xtaganini ko'rmaganmisan? Inshaalloh mashaqqatlaring rohatga, hayotning yorug'likka, kelajaging ne'matga to'lib boradi. Inshaalloh. Mahzun bo'lma. Agar oldingda chora qolmasa, yo'llar berkilib, umidsizlik bosib kelsa, yo Alloh degan. Mahzun bo'lma. Agar musibat, baxtsizlik, xavotir kelsa, yo Alloh degan. Mahzun bo'lma. Agar keng dunyo tor bo'lib ketgan bo'lsa, ishlar og'irlashsa, yo Alloh deb nido qilgin. Mahzun bo'lma. Agar oldingda ishlar yopilsa, yo Alloh deb nido qilgin. Odam boshiga qiyin kun tushsa, tashvish bostirib kelsa, o'zini u teshik ko'rib ko'radi, bu teshik ko'rib ko'radi, undan yordam so'rab ko'radi, bundan pul so'rab ko'radi, unga dardini aytib ko'radi, bunga shikoyat qilib ko'radi-da, oxirida nima deydi? Alloh endi o'zing borsan endi. Qachon? Oxir. Alloh azza va jalla siz bilan bizni o'ziga ibodat qilishlikka buyurishdan avval qalbimizni xotirjam bo'lishligini xohladi. Ey banda, xotirjam bo'l, keyin ibodat qil. Chunki inson xotirjam bo'lmasa ibodat qila olmaydi. Astagfirullah. Va ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'buduhu va tawakkal alayh. Hamma ish osmonlar va yerdagi hamma ish Allohniki. Hamma narsa Allohning o'ziga qaytariladi. Bas, unga ibodat qiling va o'ziga suyaning. Qarang-da, ibodat bilan suyanishni keyin aytyapti. Avval tushunib ol banda. Osmondagi, yerdagi hamma ish Allohniki. Hamma ish Allohga qaytadi. Hamma narsa Allohning qo'lida. Keyin ibodatini qil deyapti. Demak, birodarlar, tavhid insonning, mo'minning qalbini xotirjamlikka, osoyishtalikka to'ldiradi. Qachon sizning qalbingiz xotirjam bo'lar ekan? Iymoningiz komil bo'lganda, mana shu narsaga. Kim aytgani bo'ladi? Ha, benzin 2 so'm arzonlab qoldimi? Ha, 2 so'm arzonlab qoldi, xursand bo'lyapti. 2 so'm qimmatlaganda siqiluvdi. Birodar, arzonlasa xursand bo'lma, Allohning xohishi. Qimmatlasa ham bo'lma, bu ham Allohning xohishi. 200 so'm bo'lsa ham, o'sha 200 so'mlik benzinga yarasha pulni Alloh beradi senga. Tuzukmi? Birinchi oladigan xulosamiz bugun shu. Hamma ish Allohning qo'lida. Hamma ish Alloh taologa qaytadi, sen ibodatingni qil. Chunki Alloh taolo bizning jasadlarimizga, suratlarimizga qaramaydi. Qalbimizga qaraydi, amalimizga qaraydi. Qalbimizga, amalimizga qaraydi. Qalb xotirjam bo'lsa ibodatni xotirjam qilasiz. Tavhid oyatlari insonning qalbiga xotirjamlikni to'ldiradi. Alloh al-Qodir bo'lgan, har narsaga qodir bo'lgan zot. Sen esa nimasan banda? Zaifsan. U seni hamma dushmanlaringdan quvvatli, koinotdagi hamma narsadan kuchli. U osmonlar va yerni yaratgan zot. Hamma ish uni qo'lida. Mana shu osmon bilan yerni ishi ham uni qo'lida. Qarang.
Estadu billah. Ala lahul halqu wal amr. Ogoh bo'lingiz kim? Yaratish va buyurish faqat unikidir. Nima degani? Odam bolasi samolyot yasadi. Yasadida sotdi. Endi samolyot boshqa birovlarning qo'lida. Sotib olganlar u samolyot bilan xohlagan tomoniga uchadi, xohlagan ishini qiladi. Sotgan odamni qo'lidan chiqdi. Yasashlik, yasovchining ishi bo'ldi, lekin undan keyingi samolyotning ishi sotib olganlarning qo'lida bo'ldi. Shunaqa-da, to'g'rimi? Nima deymiz, temirchi bir boltani yasaydi, sotdi. Endi uni yaqidagi ishi boltani temirchining qo'lida emas. Xohlasa o'tin chopadi, xohlasa borib turib devorga uradi boltani. Ammo Alloh taoloning yaratishi shunaqa emas. Yaratgan ham o'zi uni ishlari ham o'zining qo'lida. Nimani yaratgan bo'lsa, ularning hammasini ishi Alloh taoloning qo'lida. Allohu xoliqu kulli shay'in va huwa ala kulli shay'in vakil. Alloh barcha narsaning yaratuvchisidir va u barcha narsaning ustida xomi vakildir. Ya'ni yaratib qo'ydimi? Ya'ni idorasi ham o'zining qo'lida. Sizga umrni berdimi? Siz umringiz ham Allohning qo'lida. Sizga aql, quvvatni, boyligini, mansabni berdimi? Shu ham o'zining qo'lida. Sizga berdi, lekin idorasi o'zining qo'lida. Shuning uchun sizni qo'rquvga solishi mumkin bo'lgan nimaki bo'lsa, hammasi Allohning qo'lida. Bir to'p yirtqich hayvonlar yuribdi, qorni och, yegan ovqat istab yurishibdi. Ularni ko'rdingiz. Ularni yaratgan quvvatli, hakim, odil va rahimli bo'lgan zotning qo'lida. Sizning aloqangiz kim bilan bo'ladi? Shu yirtqich hayvonlar bilanmi yoki ularni yaratgan zot bilanmi? Ha, u paytda hamma Alloh deydi, bilasizmi? Qarasa hech narsa yo'q. Bir daraxt ham yo'q chiqib olay desa, bir tog' ham yo'q chiqib olay desa, shunda nima deydi? U oxirida aytadi-da u. Mo'minning farqi har doim Alloh deydi. Mashinasiga chiqib o'tirib olganda bo'ldi endi meniga sher tiyomaydi demaydi. Mashinasiga chiqib olganda ham nima deydi? Alloh deydi. Astagfirullah. Inni tawakkaltu ala Alloh, Robbi va Robbikum. Ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha. Inna robbi ala siratin mustaqim. Men faqat mening ham sizlarning ham parvardigoringiz bo'lgan Allohga suyandim. O'rmalagan narsa borki, barchasi u zotning qo'l ostidadir. Parvardigorim shak shubhasiz to'g'ri yo'ldadir. Inson Allohni yakkalagan paytida qalbiga omonlik, xotirjamlik, umid, xursandchilik to'ladi. Chunki kimning qo'lida ekan hamma ish? Allohning qo'lida ekan. Shuning uchun aytamizki, ey banda, Robbing seni qalbingni xotirjamlikka to'ldirib qo'yib turib, keyin ibodat qil deb buyurdi. Ibodating to'g'ri bo'ladi qachon? Qachon ibodating to'g'ri bo'ladi? Qalbing xotirjam bo'lgan paytda. Chunki aytdik, osmonlar va yer uning orasidagi hamma narsa Allohniki va ularning hammasini ish Allohning qo'liga qaytadi, unga ibodat qilinglar, unga suyaninglar. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah. Lahul mulku va lahul hamdu va huwa ala kulli shay'in qodir. Har namozda domlalarimiz o'qishadi. Namozdan keyin. Nima degani bu? Allohdan o'zga iloh yo'q. Yolg'iz uning o'zi bor. Uning sherigi yo'q. Mulk unikidir, hamd unikidir va u har narsaga qodirdir. Shuning uchun aytamizki, Parvardigor, sen bermoqchi bo'lsang, uni to'sib qoladigan hech kim yo'q. Agar sen to'sib qo'yadigan bo'lsang, uni beradigan yo'q. Sen bir bandaga bir narsani ato qilmoqchi bo'lsang, kim to'sib qola oladi? Agar bir bandadan bir narsani man qilib qo'ymoqchi bo'lsang, kim uni bera oladi? Mana shu tavhid bo'ladi, birodarlar. Alloh taolo aytadi Qur'onda, astagfirullah. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika la. Wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. Alloh odamlar uchun ne bir rahmat, marhamatni ochib qo'ysa, bas uni ushlab to'sib qolguvchi bo'lmas. Va neni ushlab qolsa, bas u zot ushlab qolganidan so'ng narsalarni bandalarga biron yuboruvchi bo'lmas. Alloh berishni xolasa hech kim to'sib qola olmaydi. Alloh olib qo'yishni xolasa ham hech kim to'sib qola olmaydi. Chunki Alloh har narsaga
qodir bo'lgan zot. Allohumma la maniya lima a'toyta va la mu'tiya lima manata va la yanfa'u zal jadd minkal jadd. Mana duoni o'qiymiz namozdan keyin. Allohim, sen berganni to'suvchi yo'q. Sen to'sganni beruvchi yo'q. Huzuringda boylik egasiga boyligi foyda bermaydi. Shuning uchun pulimizga ishonmaylik, aql zakovatimizga ishonmaylik, hunarimizga ishonmaylik. Chunki bu narsalar agar Alloh yo'lamasa bizga asqotmaydi. Hozir men bir savolni beraman. Ustab ko'ring o'zingizdan. Bir doktorsiz, ustasiz, domlasiz, xullas bir sohani egasisiz. Bir sohada mutaxassis bo'lib turib, shu sohada kaltayib qolgan kuningiz bo'lgan. Ya'ni bir mashina purishki 30 yildan beri mashina olib sotadi. Shunday qarab turib mashinani rengin qilib qo'yadi, ko'rib qo'yadi. Bu ulangan ekan, bu motori pishgan ekan, deydi-da oy o'tadi, kun o'tadi, yil o'tadi, bir kun o'zi yeb qoladi. Bo'lganmi? Do'koningda turganda biroq monasini olib qo'ying deb olib kelsa, "Oma" deydi domla shagirdiga. Nimaga desa, agar bu g'irrom bo'lsa, seni podstava qilmoqchi bo'lsa, do'koning joying tayin bo'ladi, senga olib kelib sotadi. Hech ham olmagin, deydi. Oy o'tib, yil o'tib, ikkita pensioner odam, choli kampir ko'tarib keladi, ko'rib keladi ikkita narsani. Pensiyamizga berdim uni, olib qo'ying bolam, deydi. Desa bu domla o'zi aytyapti, olma, deyapti. Endi pensionerligi hali yerda ko'nini yumshatyapti, oylikka berdi deb. Bu bo'lgan voqea. Amaki, olay desam, hozir pulim ham yo'q ekan desa, xudoni xohishini qarang. Yonida oshnasi keladi, men oshna deb turib, pul ham berib qo'yadi. Haligini oladi, bir haftadan keyin o'g'irlangan bo'lib chiqadi, chiqib kerakli tashkilotlarda ochib berib tushadi. Endi hali domla aytadi, qaraya deydi. Shuncha qaytarib, shuncha aytib deb turib o'zim tushdim-a deydi. Shunaqa bir hodisaga duch bo'lganmisizlar? O'zingizni sohangizda hammaga aql o'rgatib turib, o'zingiz yeb qolgansiz bizni tilda aytganda. Men bir hadisni o'qiganimdan keyin hamma narsa o'rniga tushdi. Qarang. Inna Alloha idza ahabba infaza amrin salaba kullazi lubbin lubbahu. Albatta Alloh agar bir ishni yuzaga chiqarishni xohlasa, har bir aql egasining aqlini olib qo'yadi. O'sha lahzada. O'zingiz aytdingiz, "Oma, bunaqa mashina" dedingiz, o'zingiz olib oldingiz. Qarab o'zim ham tushunmayapman, qana qilib yeb qoldim bu yerda deysiz. Chunki kimi qo'lida ekan, hamma yo'q. Aytyapsiz-ku, siz aqlingiz, ilmingiz, tajribangiz, tanish bilishlaringiz, pulingiz sizga asqotmaydi, agar Alloh xohlamagan bo'lsa. O'zini hayotida shunga o'xshagan holatga tushganlar kulyapti. Yeb qolgansiz-a? Qara, shuncha aytib o'zim qilibman shu ishni, subhanalloh deydi. Ha, demak Alloh shuni xohlagan ekan shunday bo'lishini. Kimga suyanaylik? Alloh bilan qilinadigan muomalada birodarlar aql zakovatga suyanmaslik kerak. Chunki bu narsalar foyda bermaydi. Alloh bilan bo'layotgan muomalada nimaga suyanish kerak? Istiqomatga, to'g'ri yo'lda bo'lishga, chiroyli amalga, Allohga muhtoj ekanligingizni hisob qilishga, Allohga muhabbatli bo'lishga muhtojsiz, Allohga tavakkal qilishga muhtojsiz. Aql zakovatingizga emas. Ha, aql zakovat sabab. Har safar qilayotgan ishingizni qildingiz, bil hosil bo'lmadi. Har safar qilayotgandagi qildingiz ovqatni, oshni shunday damladingiz, lekin bu safar bo'lmadi. Kim qo'lida ekan? Shuning uchun birodarlar, Allohga qanchalar muhtoj ekanligimizni bilsak, izhor qilsak va bu narsani Alloh taologa duo qilib yolvorib tursak, Alloh shuncha qo'llaydi. O'zingizni qanchalar Allohdan behojat bilsangiz, o'zingizni holingizga o'zingiz tashab qo'yadi. Chunki Alloh taolo har narsaga al-Qodir bo'lgan zot. Agar odamlar aqlli odamlar aqllariga haddan ortiq suyanib qoladigan bo'lsa, avvalgilar ham keyingilar ham kirmagan mushkulalarga kirib qoladi. Astadu billah. Alladina kafaru va saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Kofir bo'lgan va o'zgalarni ham Alloh yo'lidan to'sgan kimsalarning amallarini Alloh zoya qilur. Qarang, mana Allohdan yuz o'girgan xalqlarni qarasangiz, ilm-fanda, texnologiyada, rivojlanishida hammadan oldida
Lekin aqllariga oshiqcha suyanishdi, Allohga suyanishmoqdi. Alloh taolo ularni qanday adashtirib qo'ydi? Oila qurishmay qo'ydi. Erkak ayolni farqi qolmadi. Erkak erkakka, ayol ayolga nikohlanadigan bo'ldi. Vaholanki ahmoq emas bular. Bular Allohga sig'inishdi, Allohga muhtojligini izhor qilishni to'xtatib qo'yishdi. Hamma narsani o'zimiz qilamiz deyshtdi. Al-Qodir bo'lgan Robbisini esdan chiqardi, Alloh ularni yo'q bo'lishga hukm mahkum qildi. 50 yil bordir, 60 yil bordir qirilib tugadi bu xalqlar. Chunki oila degan muqaddas dargohni yo'q qildi bular. Bola vaqti nima qilaman? Menga muammo deb turib, aqllariga ishonishdi. Nima bo'ldi? Tugash arafasida bular. Ha, bizning asrimizda yashayotganlar ko'rasizlar inshaalloh. Biz ko'rmasak bizdan kichkinalar ko'rar. Chunki shundaylar o'zi sanoqni qarasangiz, shu musulmonlarning ko'payotganligi, yuzlagan cherkovlar, ishlamay turgan cherkovlar masjidlarga aylantirayotganligini o'zlari aytishyapti. Biz Allohga suyanaylik birodarlar. Ha, aql kerak, ilm kerak, tajriba kerak, mehnat kerak, lekin bular sabab. Bir tabib ma'lum bir sohada kuchli bir mutaxassis. Masalan, oshqozon ichi kasalliklari bo'yicha deylik, yoki o'pka kasalliklari bo'yicha mutaxassis, tengsiz. Nima sababdan mana shu kasallarga chalinishligini biladi. Qaysi sabablardan ehtiyot bo'lish kerakligini biladi va o'zini ayni mana shu kasalga chalinmasligiga ishonadi. Nazarida hamma yo'qni biladi-da. Hamma ehtiyot chorani qiladi. Allohning taqdiri ayni shu kasalni o'zi bilan ketadi. Chunki kimga suyanmadi bu? Al-Qodir bo'lgan Robbisiga suyanmadi, o'zining aqliga, tajribasiga suyandi. Tavhidga teskari yo'l tutdi. Ta'assuf, Alloh subhanahu va taolo mana shu tabibni ayni u o'zi mutaxassis bo'lgan kasal bilan dunyodan ketishligini iroda qildi, shu kasal bilan ketdi. Kuch-quvvatini cho'qqisida bo'lgan polvon o'zini kuchiga ishandi. Tavhidga teskari yo'l tutdi. Ammo haqiqiy quvvat egasi bo'lgan Alloh subhanahu va taolo ana shu polvonni ayni shu polvonlik maydonda mag'lub bo'lishini xohladi. Bir zaif ish keldi, ko'tarib yerga chopib qo'ydi. Tavhid birodarlar dinimizdagi eng muhim narsa. Va ma ta'allamatil abidu afzalu min at-tauhid. Bandalar tauhiddan ko'ra yaxshiroq narsani o'rganmagan. Inson bolasi qilishi mumkin, o'rganishi mumkin bo'lgan eng afzal narsa tauhid. Banda qilishi mumkin bo'lgan amalning eng afzali ixlos. Ixlos va tauhid. Parvardigor, sen berganni to'suvchi yo'q, sen to'sganni beruvchi yo'q. Huzuringda boylik egasiga boyligi foyda bermas. Ilmi bor, ilmi foyda bermas. Mansabi bor, mansabi foyda bermas. Hech narsa foyda bermaydi, agar Alloh xohlamasa. Birodar, seni aqling Allohning irodasidan saqlab qola olmaydi. Yuqori malakang saqlab qola olmaydi. Jamoating seni saqlab qola olmaydi Allohdan. Puxta o'ylab qilingan reja, planing seni Allohdan saqlay olmaydi. Inson bir narsani maqsad qiladi-da, shu maqsadga olib boradigan rejani tuzadi. Hamma tomonini o'ylaydi. Issig'ini, sovug'ini, ustani kelmay qolishini, svetda o'chib qolishini, apparati buzilib qolishligini, hamma sabablarini qilib reja planni tuzadi. Lekin maqsadiga yeta olmaydi. Bilib qo'yinglar birodarlar. Bizni ko'zlagan maqsadimizga olib boradigan 100% ishlaydigan sababni o'zi yo'q. Sizni ko'zlagan maqsadingizga aniq olib boradigan 100% kafolat beradigan sababni o'zi yo'q. 100%lik sabab nima? 100% ishlaydigan sabab nima? Allohning xohishi. Alloh xohladimi? 7 qavat osmon va uni orasidagi yer ustidagi hammasi sizga qarshilik qilsin, hammasi qarshilik qilsin, agar Alloh xohlagan bo'lsa 100% bo'ladi. Mana shu tavhid bo'ladi birodarlar. Bir betni topshirishingiz kerak Qur'ondan. 100 marta emas, 300 marta takrorladingiz. Uxlamadingiz, tushingizda mad beradigan holatga keldingiz. Endi domlaning oldiga kelasizda aniq topshiraman deysiz. Inshaalloh demaysiz. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bo'ldi, to'xtadingiz. Chunki kim xolamadi uni? Kim xolamadi? Alloh xolamadi.
Ve şunun için bir koyular. Bizi kolumuzda Allah Ta'ala kendi hayriyetli işlerini kılıyken bulsa, bizi kolumuz bulan kıldırıyken bulsa, ayet edelim ki Allah'ın fazlı değilik. Men alime minkum enni zu kudretin ala mağfireti zunub gafartu lehu ve la ubali ma lam yushrik bi. Hadis kudüsü de Allah Ta'ala yaptı. Sizlerden kim men günahlarının mağfiret kılışke kadri ekemini bilgen bulsa, onu günahını keçirdim. Paro akıl miyman. Madame ki şirk keltirmegen bulsa bu oldu. Kim beni günahlarını mağfiret kılışke kadri ekemini bilse, şirk keltirmegen bulsa ile, men o günahlarını keçirdim de beytim Allah Ta'ala. Buradalar, ilim bu asıl. Asıl narsa bu ilim. Allah Ta'ala'nın hemme isimleri, sıfatları, güzel ve âli ekeligini siz bilen biz bilişimiz gereği buladı. Çünkü şeytemiz ki, Parvardigar, seni kazayınki iman keltirgenmiz, senden kazayını kaytarışını soramayımız, belki kazayında bizge lütuf göstereceğini sorayımız. Allah Azze ve Celle, dualarımızı icabat buluşunu haklıydı. Şunun için bizge dua kılışımızı büyürgen. Siz Allah'a dua kılıçlığınızı özü bilen kulluğunuzu tan aldınız. Allah'a dua kılıçlığınızı özü bilen Allah'ın eşit duruşu ekenliğini tan aldınız. Siz Allah'a dua kılıçlığınızı bilen özünüzü, aciz Allah'ın kadri ekenliğini tan aldınız. Allah'a dua kılıçlığınızı özü bilen siz fakir Allah'ın bay ekenliğini tan aldınız. Siz dua kılıçlığınızı bilen özünüzü bende kul Allah'ın ise Rab ekenliğini tan aldınız. Buradalar dua bu ibadet. Dua ibadet buradırlar. Ad-dua huval ibadet degenler Resulullah. Başka hadislerde de ad-dua muhul ibadet. Dua ibadetin mağzı degenler. Kul ma ya'bau bikum rabbi levla dua'ukum. Allah Ta'ala Kur'an'da aytadı. Eğer dua iltica kımasaylar, parvardigarım sizlerge parva kılmaz de beytin ey Muhammed Aleyhisselam deydi. En güçlü insan buluşunu isteysen mi? Allah'a tevekkül kıl. En boy adam buluşunu isteysen mi? Kolindeki nesliğe işan kendinden köre Allah'ın vaadesiyle köprak işan. Adamlarına en hürmetliyse buluşunu isteysen mi? Allah'tan korku. Allah da Allah'ın özünü müstakim bendesine nazar saladı. Onun müstakimliğini biledi. Ve onun tevfikini bitip koyadı. Allah kezzab, yalgancı bugün bendeki kareydi. Onun kezzabliğini biledi ve onun ilacını, davanı, musibetini bitip koyadı. Kulağı sakla bayta diyen bu seyirbiraderler, Allah Ta'ala hem bana sana biledi, her nesliğe kadir ve bana şu kazayı kader. Her bir insanını takdirige, onun münasip olgene sana bitip koyadı. Tabip, bemarın aldı gekeldi. Kan basımı kötülüp getirdi. Keseli varakçasını okup gördü. Keseli varakçasını okuyan payıda bu adam hakkında malumat gibi oldu. Şimdi kanaka muamele kılıç gereğini biledi. Şimdi Allah Ta'ala bandasını yaratken payıda bilerdi kimliğini, nimeliğini. Onun gibi yerine muallacaklarım çünkü yaraşı buladı. Allah Ta'ala siz bilen bizi özü yaratken kimliğimizi yakışı biledi. Özünü ilmi bilen, hikmeti, kudreti bilen üstümüzde bana şükürünü bitti. Şu gün üstümüzde yazılıptı mı? Demek şu gün bizge yakşı razı buluşumuz gerek. Razı bol degeni çekünüden. Yakşı razı gününü soruma degenimez. Razı bolu şikayet kımasliği degeni. Yakşı razı gününü sorayım. Öş günü alıp boradığın sebeplerini kayım kılayım. Karzizi kötarışını, derdizi yok kılışını sorayım. Hareket kılayım. Özge bağlı hama sebep kılayım. Şundan ki ne mi bosa? Razı bolayım. Çünkü şu günü Allah Ta'ala sizge takdir kıldı. Çünkü işaniş buradalar tevhid değil. Özünüzden başkaca suyanışlık bu tevekkül değil. Tevekkül bu Allah huzurudaki nerse işanışlık. Bendelerini koludan ümit kımaslık. Yani şimdi bir tarifler geldi ki özünü koludaki nerse bugün işanışıdan göre bende Allah'ın huzurudaki nerse kattırak işanışlığı tevekkül değil. Çünkü bizde nakliz var. Onge işlenmeyesiz, belki parvardaki adı vergen vadesi köprü aşamasız. Bu işanç, bana şundaki suyanışlık, tevekkül kılıçlık, bu işançlığın, Allah'a vergen işançlığın samarasını mı? Bu işanç samarası, Allah Ta'ala'nın yusuratı, şeytandan panah. Bu işanç samarası, necat ve rızk.
Bu ishonch samarasi sodiq iymon. Bu ishonch samarasi kifoyat, himoyat, Alloh tomonidan rioyat. Bu ishonch samarasi Alloh taoloning muhabbatiga sazovor bo'lishlik va oqibatda jannatga yetishlik. Odamlarda juda ko'pchiligi mana shu ishonchdan g'ofil. Hozirgi kunda naqadar muhtoj bo'lyapti shu ishonchga. Allohni o'ziga suyanishlikdagi e'tiqodimizdagi kamchiligimiz borligi uchun nihoyatda muhtoj bo'lib turibmiz bunga. Hayotni aslida tabiiy muvozanatiga qaytarishlik uchun mana shu ishonch qanchalik zarur bizga. Ammo biz mana shu ishonchni nima ekanligini bilamizmi? Biror marta mazasini totib ko'rganmizmi yoki biz hasbunalloh deb qo'yishligimiz faqat til uchidayu, qalbimiz boshqa narsalar bilan ovora bo'lyaptimi? Agar bandalar chin qalbidan Alloh taologa ishongan holatida hasbunalloh desa, Alloh tomonidan qanday yordam keladi? Allohning qanday marhamati bo'ladi? Biz o'ylab ko'rganmizmi shu narsani? Qachon bandalar bir yuragidan faqat Allohni o'ziga ishonib turib hasbunalloh deganda qanday marhamatlar, karomatlar, mo'jizalar sodir bo'lganini Alloh Qur'onda bayon qiladi. Biz Allohga suyanishlikni, Allohga ishonishlikni qanday samara berishligini Ibrohim alayhissalom hayotida ko'ramiz. Ibrohim alayhissalom 17 yoshli yigit o'zini qavmini haqqa da'vat qildi. Qavm o'jarlik qildi. Yakka yolg'iz bo'lgan Ibrohim butun qavmiga qarshi haqda tura oladi. Qavm uni o'tga uloqtirishga ittifoq qilishdi. Oyoq qo'lini baylashdi, ana shu palaxmonni cho'michiga o'tkazishdi, hozir o'tni yoqishdi, o'tga otishadi. Ibrohim Halilullohni yonini oladigan, tarafini oladigan birorta odam yo'q. E'tibor qiling, qavm ichida bitta o'zi ana shu palaxmonda cho'michida o'tirar ekan, hasbunalloh dedi. Bizga Allohning o'zi kifoya. U zot eng yaxshi, ishonchli vakildir dedi. Qarang, bitta odam bo'lsa aytadi, qo'ylar yosh ekan, bilmay qilib qo'yibdi, bo'pti deydigan birorta odam yo'q. Ina Ibrohim alayhisolamga kerak emas. Holati tang, ahvoli og'ir. Hozir o'tga o'ltirishligi aniq, hech kim yonini olmaydi. Lekin mana shu holatda nima dedi? Allohni o'zi bizga kifoya dedi. Uni otishdi. Ibrohim halolulloh o'tkuchi borar ekan, havoda ketar ekan, Jibril keldi. Inson kelmadi, Alloh taoloning urug' farishtasi Jibril keldi. Alaka haja Ibrohim, havoda bo'lyapti bu bahs. Tushib ketyapti, halokat aniq turibdi. Menga biror hojatingiz bormi dedi? Ibrohim halolulloh sizgami dedi? Sizga hojatim yo'q. Ammo Robbimga ehtiyojim, hojatim bor, lekin Robbimga aytishlikka hojat yo'q. Menga nima kerakligini Parvardigor o'zi bilib turibdi. Ya'ni ko'ring, o'tga tushib ketyapti, musibat aniq. Meni saqlab qolsin, meni ushlab qol demayapti. Menga nima yaxshiligini Alloh biladi, deyapti. Bo'ladi-yu, mendek bo'lganda yaxshi bo'lardi. Andek bo'lganda yaxshi bo'lardi. Hozir mendek bo'lsa yaxshi bo'lardi. Qayoqdan bilasizlar, ey bandalar, deyapti Alloh taolo. Sizlarga nima yaxshiligini men bilaman, deyapti. Ibrohim Halil tushib ketayotganiga aniq o'tga, lekin shu holatda ham unga nima yaxshi ekanligini Allohga qo'yibdi. Parvardiga sen bilasan menga nima yaxshiligini. Mukofot qanday bo'ldi? Qulna yana rukuni bardan va salaman ala Ibrohim. Ey olov, sen Ibrohim uchun salqin va omon bo'l. Ibrohim alayhissalom mushkulasini shunday halvolarda o'ylaganmidi? Ya o't o'chib qolsa, insonni yo'lchi aytamiz, agar menday bo'lsa, menday bo'lsa. Lekin Alloh taologa ishonib, Alloh taoloning mukofoti qanday bo'ldi? O't Ibrohim alayhissalomga sovuq bo'ldi, salqin bo'ldi, hamda omon bo'ldi. Nimaga bu mukofot berildi? Chunki mana shunday xatarli holatida ham Alloh deyapti. Hech kim yo'q menga yordam beradigan, yolg'iz qoldim, hech kim bizni holimizdan xabar olmayapti demayapti-da, nima deyapti? Allohning o'zi menga kifoya deyapti. Ana shunda ishonganligi uchun Alloh taoloning mukofoti bo'ldi. Banda agar haqiqiy tavakkul qilsa, dardini faqat Robbisiga aytib, duo qilib, yengillik kutib, sabr qilsa, banda hech qachon o'ylamagan tomonda, hech qachon kutmagan tomondan chiroyli suratda Allohning yordamini surati keladi. Faqat banda Allohdan qo'rqsin, taqvo qilsin, sabr qilsin, duo qilsin, kutsin. Pichoq kesmaydi, o't kuydirmaydi, dengiz cho'ktirmaydi, sahro chanqog'ini o'ldirmaydi, agar Alloh xohlamasa.
Çünkü bana dersimizi başlayıp diye Allah-u Teala her bittiğinizde takdir ölçü adına yazıp koyuyor. Allah yazdı mı? Buladı. Yazmadı mı? Ot küldürmeydi. Bu işançını, Allah gibi bugün tevekkülünü biz İbrahim Aleyhisselam'ın ayalı Hacer'de görmemiz. Hacer ona İbrahim Aleyhisselam'ın birinci farzandını İbrahim Aleyhisselam 85 yaşa girgende doğu verdi. İbrahim Halilullah 85 yaşa girgende bir doğulluk oldu. İsmail Aleyhisselam doğuldu. Allah İbrahim Aleyhisselam'ı imtihan kıldı. Ana şu 85 yaşa girgende görüyen bir tane balasını hiç kandı üstümü gösmeyirken Sahra'daki Bakke Vadisi'ye, Hatı gündeki Mekke şehri. Taşlat gelişini buyurdu. İbrahim Halil Allah'ın imtihanı gelebbi dedi. Buyruğunu becerdi. Bakke'ye avarıp koyup kayıp gidiyorken de ayola etti. Ey İbrahim, bizi taşlat getirsin. Bizi kimge taşlat getirsin? Üstümlü yok, köket yok, adam yok. Kıpkızıl sahrada ortası. Yırtkış hayvanlar, zaharlı haşaratlar, karakçılar. Hakkında hatar var. Bu savanın önüne geberdi. İbrahim'in peygamberliğini bilirdi Hacer anamız. Fakat İbrahim Aleyhisselam'dan kalbeki teskin buladığında söz bir işçiliydi hala. Ya Allah buyurdu mu bu işkesini de gene de? İbrahim Aleyhisselam hadi. Şunda Hacer ana onda olsa Allah bizim zayi kılmıyordu dedi. Razı oldu kaldı. Allah ki işendi. Allah buyurdu mu şu işte? Meşhur işte kılı. Allah elbette, elbette beni yordam beredi dedi. Allah'ın ibadesi işendi. Mükafat kandayı buldu. Mükafat kandayı buldu. Hacer'e verilen mükafat, kıyamet geçerken adamlara zemzem suratı da verildi. Eğer Hacer ana Allah'ın hükümeti teslim olmaya cezaya geçişir, namazı bulur, bizge hoşar. Bizi ayarlarımız yoşar. Cirirler cezaya geçişken de ihtimal zemzem suratı biz hala içmeyen bulardık. Bu peygamber eken Allah'ın zor suyunu var desiz, peygamber bulmayken bitti. Zayıf ayol, kolu da çakalak bulan kalıbem, işen alı yap diyor Allah'a. Biz Allah gibi bugün bu inançını Musa Aleyhisselam'ın hayatı da göremiz. Musa Aleyhisselam'ın kıssası da göremiz. Bu kıssanı avvalı Allah da Allah Musa'nın anası yıkılgen ilhamı, vahiyisi bile başlandı. Bana tarihte peygamberler tarihini işgenimiz Firavun Aleyhillâne özünün zamanının en katta padişahı en kudretli koşun egesi tüş gördü. Tüşü de Baytül Makdis zamanından bir alav gelip Mısır'da küldürüp taşlardı. Firavun bu tüşünü özünü kahınlarına, münacimlerine etkeni de onlara açtı ki Banu İsrail'den bir bala tuğularken şu bala sebebi senin mülkün yok buladı. Firavun öşü zamanı en kudretli padişahsı ana şu tuğulmaya kişikine balayı vuruşu ilan kıldı. Şu bala tuğulmasını için Banu İsrail'den tuğulgen her bitte gödek oğul bala çakalak soyulsun dedi. Pişaklar çaklandı. Askerler tayinlendi. Yahudiler Banu İsrail yaşadırken köçeler gibi yürüldü. Çakalaklar taraldı. Eğer oğul bala bugün olsa soyuldu, kız bala bugün olsa tek koyuldu. Minte soydu ihtimal. İki minte soydu ihtimal. Bir yıl soydu, iki yıl soydu. Cüdük köpçeleri kırptaşlardı. Tuğulmagen bala yaşındı bu şeyle ankaldı. Banu İsrail Mısır'da Firavun için kul etibarıdı. Ular meni hammasi qullarim degan edi. Hiç kim ular yonma olmas edi. Ular hiç kim eshitmas so'zini. Har yili go'dak o'g'il bolalarni so'yib tashlab o'rganligidan Misrliklar aytishdi Firavun, sen bu bizning xizmatimizni qiladigan bu qullarimizni, erkaklarni so'yaversang, ha bu ertaga bizni kim xizmatimizni qiladi? Deyishganida Firavun aytdiki, unda bir yil so'yib yangi tug'ilgan o'g'il bolalar bir yil so'ymaylar deyishdi. Shunday qilishdi. Musa alayhissalom tug'ilgan yil so'yiladigan yilga to'g'ri keldi. Aytdik darsimizni boshladik. Alloh taolo har bitta narsani o'lchov bilan bitib qo'ygan taqdirga. Allohning izidan tashqari hech narsa bo'lmaydi. Musa payg'ambar yashashligi kerak, Alloh xohlagan. Lekin shu Musa'ni yashatmasligi uchun Firavun qancha chaqaloqni qonini oqizdi. Lekin kim aytgani bo'ldi oxirida? Alloh taolo aytadi: biz Musa'nın onasiga, Musa'nı tug'ib, uni ham Firavun odamlari kelib o'ldirishlardan qo'rqib turgan paytida vahiy qildikki, uni emiza bergin. Bas qachon Firavun odamlari o'g'il ko'rganingni bilishib qolib,
onu öldürüp ketişlerden korksan, onu daryoga taşlagin ve korkmagin ham, kaygırmagin ham. Zero biz onu senge, yani tirik halada kaytar göçüdürmüz ve onu peygamberlerden kılışırmız. Allah bitti ayolga şuna bir ilham belan vahiy veriyaptı ki, sen korkmasın emiz olur. Eğer balayından korksan, suge solup okuz. Men kaytarıp beremen tirik halada. Hem de peygamberlerden kılamadı. Şimdi öyle bir göreyim. Ayol kişi emizip duruyen bolasını suge sorup o kızı oluşturdu. O sanış mı? Demek Allah'ın vadası işlenişlik, Allah'a tevakkül kılıp, Allah'a suyanışı kıyın işeken. Lekin şunu kıyken bende aradı mükafatı kan diye buldu. Suge saldı, o kızdı. Allah Teala takdir ezelde bitip koyken Musa peygamber yaşaştı. Peygamber buluştu. Lekin bendeler ne kadar alıyordu bu yakışık? Su akızı borarken çöküp gitmedi suda. Başka zaman yok gitmedi. Balığı yuvarmadı. Ne mege? Allah yazma kendi bunu. Hayır gibi vardı. Şu Firavun, şu balanı su içtik için kança balanı kanına akızken Firavun'la sarayı gibi varıp tohtardı. Bu idişteki balanı suda kim başkarıp gitmedi? Allah. Allah da Allah'ın meşiyeti herkese bir meşiyetten, Allah'ın hakşı herkese bir hakşının üstünü duradı. Aynı Firavun'da sarayı yapıp buydu. Deryadı buydu. Firavun'ın ayağı Asiya binti Muzahim farzan körme yanıdı. Aldı da Yahudlu yanı kopaldı balanı. İyi de Firavun geldi ki, şunu bak olaylı, balık olaylı, közümüzü kıvançı basın biz geldi oldu. Firavun özüge düşman bolup, ette gözünü halaketige sabah boladığın balanı, senin gözünü kuvançı bol olsun. Menge keriyemez dedi. Şunu yakalayıp, özü şu balanı deptirip kontak yatırdı Firavun. Lekin Allah da Allah'a yaptı, ey Firavun, kulasası, sen öldüremem dediğin mi bunu? Kereye basa sen özünü bakıp yatta kılasan bunu. Kim hakkını buldu? Balanı, yani bu Firavun'da bakılgen öge balası buldu. Saraydaki emzalgen inerege tuttuğu da hiç gelsin emmedi. Dörtte bir yığladı. Bazar yap çıkıştı. Bazar yap çıkıştı. Anası suge salın Musa'nın akızı orayken de Musa'nın apası getken de sudu böyle karab getken saraydaki kilip et küçük karadı. Yine saraydaki kilip et barıp durgen de balanı yap çıkıştı. Bazar yap barıştı. Ve haramna aleyhin maradı idi Allah Ta'ala. Emzalgen inerlerde hamasın onge haram kıldı idi. Emdirmedi idi Allah Ta'ala. Hiç kimi emme yaptı, Firavun'da öge balası. Şimdi apası geldi de, men sizlerge bana şu balanı emizi bir adıgan, ayağını kürseteyim mi dedi. Ha deyişiyordu, anasını yeterlep geldi. Allah da olanı vadası, birinci vadası şu gün özde royopka çıktı mı? Kayıtları veremem de genelde, sen kıyın, o kız işliği kıyın. Allah'ın vadası işlenmiş değil, ağır, bacarışı kıyın. Lekin sen işlenim o kız, men kayıtları veremem de oldu. Kıyın bozuyan bacardı, sabır kılış kıyın buradalar. Takvada turuş kıyın. Yengül gün var, oğun gün var, hatırcamlı gün var, havatır var. Mana şimdi günde Allah akkendeki türü versek, elbette Allah uzun nusratını beredi. Emizdi, balası kayıttı kolaydı. Yani bu Firavun'da balası, ögey. Asiye ayette, sarada yaşaysan men bilen dedi. Musa adana sayette, men erim var, bora çakam var, men bora oynayan. Sarada yaşaysan mı dese, halime yaptı. Ne mümkün mü mükafat verildi? Sarada yaşaysan mı dese, halime yaptı. Yok, men yüğünde yaşayamam dedi. Dese, Asiye ayette yaptı. Onda bu balın seni aldığı gibi emizgeni, künde iki metrek, üç metrek alıp gelip geçişerdi, emizesen dedi. Razım oldu. Şimdi kareyler radarlar, Allah-u Teala'nın takdiri ki, Allah-u Teala'nın hakşı buladıkken ki, Musa'nın soyuşluğu için çahlanan kılıçlar, şimdi Musa peygamberde sakçıpsı bulup, anasını yüye varıp, saraya katarıp yatadıkken buldu. Bıçak kesmiydi, ot güldürmüydü, su çöktürmüydü, sahra çankağını öldürmüydü, eğer Allah haklama gelmezse. Kaynı bu işlemci bizde. Biz şu işin aşkıya suyunu alagenimiz mi? Bana şunu tevakkül kıl alagenimiz mi? Bu tarih ne mi ki yapırlardı? İbretler neyle dedi Allah-u Teala.